Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, geçen hafta yurt dışındaydık. Bizim vakfın Avrupa ile ilgili hizmetler olduğundan dolayı, o hizmetler dolayısıyla bir Almanya'ya, bir de Belçika'ya bir seyahatimiz oldu. Almanya'da 100'ün üzerinde medrese var. Yani şehirlerde vesaire. İşte oralarda hizmet eden kardeşlerimiz Frankfurt'ta bir araya gelmişti. 3 gün onlarla beraber olduk. Güzel dersler, okumalar, mülazalar, soru cevaplar vesaire. Orada yıllardır vakfı hayat eden Arif abi var. Tanıyanınız var mı bilmiyorum. Arif Agur. Zannediyorum yaşı 60'a yakın vakıfhane ve vakıfhane hizmet ediyor. 25-30 senedir Almanya'da. Frankfurt'ta çok güzel hizmetlere imza atmışlar. Biz de orada bulunduk. Daha sonra da Cenab-ı Hak nasip etti. Yani Cenab-ı Hakk'ın kelamını yüksek ve yüce tutan, yani böyle medreseler, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini, soluğunu, sadasını her yere duyuran böyle merkezler her tarafta olduğu gibi, işte onlardan bir tanesini de Belçika'da açmak nasip oldu. Belçika'da o büyük şehirlerin her birisinde böyle medreselerimiz var. Brüksel'de var. Avrupa'nın başkenti diye ifade ediliyor ya. Hem de Brüksel'deki daha yeni satın alınan eskisi kilise. Kilise satın alındı ve medreseye dönüştürüldü yani. Böyle şeyler oluyor. Belki bilginiz vardır yoktur. Almanya'da Duisburg'da orada da o tam kilise yani. Bağıyla, bahçesiyle, her şeyle. O da bundan yani 98'de satın alınmış. Merkezi bir medrese olarak şu anda faaliyette devam ediyor yani. İşte Gent yine Belçika'nın büyük şehirlerinden. Ondan sonra Anvers ayrı bir şehir. Bunların hepsinde medreseler var elhamdülillah. Bu gittiğimiz yer Hasselt'ti. Hasselt hem Almanya'ya hem Hollanda'ya yakın. Yani 45 kilometre bir mesafe, fazla değil. Orada da çok böyle kaliteli, keyfiyetli bir grup genç 4-5 sene öncesinden evlerinde sohbetler başlamıştı. Daha sonra bir cami yaptırdılar Diyanet'le beraber. O camiye sohbetleri taşıdılar. Camide devam ediyor. Şu anda başka bir camide de yine devam ediyor. Ama bir şeyi hep onlara ifade ediyorduk. Yani gelen insanların çok rahat edebileceği ve hizmete tesadüf edeceği ve sizin de onlara çok rahat sahip çıkabileceğiniz yeriniz olması gerekiyor. Kendinize özel, istediğiniz zaman da açabileceğiniz, istediğiniz zaman da girebileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz, ders yapabileceğiniz, hatta kalabileceğiniz böyle bir yerinizin olması lazım. Bunun adı medrese. İşte Cenab-ı Hak nasip etti. Çok merkezi bir yerde böyle bir medreseyi açtılar. Bahçesiyle beraber, her şeyle beraber. O açılışa işte Almanya'nın farklı şehirlerinden, Hollanda'nın farklı şehirlerinden, ta Fransa'dan, Belçika'da açılan yere gelen misafirler vardı. İşte onlarla beraber olduk. Ve öyle bir merkez de orada ihdas edilmiş oldu. Almanya veya Avrupa'daki hizmetlerin ilk tohumunu atanlardan Ali Uçar abidir. Allah rahmet eylesin. Yine bir Avrupa seyahati dönüşü bir trafik kazasında vefat etmiştir. Onunla beraber yine Almanya'ya çokça gidip gelen Bayram Yüksel abi beraber vefat etmişlerdir. Şehiden belki gittiler. Yine en çok Almanya'ya, Avrupa'ya vaktini zamanla ayıran Abdullah Yayın abi şu anda hayatta. İşte bizim şimdilerde Şener Dilek abi profesör veya şimdiye kadar Alaaddin Başar abi profesör çok vakitlerini ayırmışlardır, çok gidip gelmişlerdir, çok emek harcamışlardır. Şimdilerde de işte vakıf bünyesinde bir heyetimiz, bir ekibimiz var. O heyetle, o ekiple beraber gidiyoruz, geliyoruz. Bu son gidişimizde buradan 4 kişi gittik. Burhan abi, Burhan Sabaz abi bilenleriniz vardır. Beraber gittik.
Burhan abiler Hollanda'da program yaptılar. Biz Almanya'da. İnşallah daha güzel hizmetler olacak. Güzel bir müjde verdiler. Bizim her sene Winterberg programları diye ifade ettiğimiz bir program var. Kışın yapıyoruz. Christmas tatiline denk geliyor. Aralık ayının son haftasında. Şimdiye kadar Almanya'nın Winterberg bölgesi, bizim Doğu Anadolu bölgesi demek gibi yani. Kış dağı manasına geliyor. Böyle bir bölgede 160 kişilik bir otel komple kapatılıyordu. Orada programlarımızı yapıyorduk. Rağbet çok olunca hep geri çevriliyordu yani. Hatta bir kısım abiler, yani biz yeter ki programa katılalım, bize bir oda, bir yatak vermeniz gerekmiyor. Biz böyle salonda, halının üzerinde de kıvrılır yatarız ama bırakın bu programa iştirak edelim diye. Bu son Aralık ayında yaptığımız programda bir kısmı da halı üzerinde öyle dinlenmişlerdi yani geceyi öyle geçirdiler. Cenab-ı Hak nasip etmiş, bir yerle anlaşmışlar. 260 kişilik bir otel. 3 bloktan meydana geliyor. İşte bir bloğu tamamen büyük abilere ayrılacak. Bir bloğu lise ve ortaokul öğrencilerine ayrılacak. Bir bloğu da üniversite ve üniversite mezunu. Yani 20 yaşla 35 yaş arası şehirlerde, ülkelerde hizmete özellikle tesavvüf eden bu grup sahip çıkan. O grupta bir blokta böyle 3 blok toplam 260 kişiyle inşallah önümüzdeki Aralık ayında çok güzel bir program icra edilecek. Bu Avrupa için çok farklı bir mana. Bütün abiler o vakitte belki bir araya gelecekler. Bir hafta boyunca okumalar, mütalalar, müzakereler, uhuvvet, muhabbet manasında olan paylaşımlar inşallah olmuş olacak. Dua edelim her yerde böyle olsun. Hizmetin devam ve bekası ve bizim hizmetin içerisindeki devam ve bekamızın tek bir manası vardır. O da şu kitaplarla rabtı kalbetmek, devamlı irtibatta olmak, devamlı okumak, okutmaktır yani. Bunun başka kaçarı yoktur yani. Sadece dinlemek değildir, bunu özellikle ifade edelim. Dinleme ile beraber okumak. İnsan okuduğunun sahibi olur, bunu söyleyelim. Dinlediğinin sahibi olmaz. Dinlediği şey rüzgar gibidir. Teneffüs eder, feyiz verir, o anda gelir ve geçer yani. Ama dinlediği şeyi okuduğu zaman ilim olarak kendisinde tesavvüf eder. Çünkü niye? Okumakla yani gözünü odaklayacak, aklını, kalbini, onu kendi zihninde, dünyasında mütalaa edecek, adeta eritecek, hazmedecek. Bu mana ayrı bir şeydir. Onun için Üstad Hazretleri özellikle bir ifadeyi kullanır. Bu risaleleri der, bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan bir insan bu asrın mühim bir alimi olur diye özellikle de ifade ediyor. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Peki. Bu vakti kadar olan dakikaları dersten saymayın yani. Dersimizi şimdi başlıyoruz. Atilla abi yani. Şimdi 15 dakika geçti demeyin yani. Bunlar hizmet anlatımlarıydı yani. Dersimize daha yeni başlayacağız. Doğru mu abi? Allah razı olsun. Yok sonra işte vakit şöyle oldu bildiğin. Geçen geldiğimizde 1,5 saat olmuş. Biz de farkında değiliz. Bazı mukaddimeleri çıkmak lazım yani bunu sayıyoruz. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak istifade ettirsin inşallah. Beraber istifade ediyoruz. Dersi kendimize yapıyoruz. Biz bu Risale-i Nur'un tedrisinde, çalışmasında her birimiz birer talebeyiz. Talep ediyoruz. Ya Rabbi bu hakikatları aç diye aklımıza, kalbimize, ruhumuza, gönlümüze bu tohumları ek diye dua ediyoruz inşallah. Evet, geçen hafta yani son dersimizde son cümle olarak şunu ifade etmiştik. Bir dahaki dersimizde kaderin kodlarını konuşacağız diye değil mi? Böyle bir ifade kullanmıştık. Bugün de inşallah ana mevzu yani yine biraz ağırdır. Elimizden geldiği kadar açmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak kuvvet versin. Bu mesele hallolunca her şey hallolabileceği kanaati var bende. Yani benim dünyama akseden böyle. Sizleri bilmem. İnşallah Cenab-ı Hak istifade ettirsin.
Mukaddime. Bu aslında kaderin de bir mukaddimesi. Yani üçüncü mebhasta bir mukaddime ve üçüncü mebhas zaten bir mukaddime ve bir soru cevapla bitiyor. Onun başında şu vardı. Üçüncü mebhas, kadere iman, imanın erkanındandır. Yani ne demekmiş bu? Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Kader demek bu demek. Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Kadere delail-i katiye o kadar çoktur ki had ve hesaba gelmez. Her taraftan kader çok rahat bir şekilde izah ve ispat edilebilir. Biz basit ve zahir bir tarz ile şu rükn-ü imaniyi ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu, neleri ihat ettiğini ve içine aldığını bir mukaddime ile göstereceğiz. Ve bugün mukaddimeyi okuyacağız sadece. Giriş demek. Mukaddime aslında giriş manasına geliyor ki burada bize kaderin kodlarını verecek. Mukaddime, her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığını, her şey vücut varlık demek. Varlığından önce ve varlığından sonra yazıldığını, her şey yazılı. Hem öncesinde yazılı hem de sonrasında yazılı. Bunları konuşacağız. Bir şeyin öncesinde yazılı olması ne demek? Sonrasında yazılı olması ne demektir? Yazıldığını ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitabim mübin gibi pek çok ayatı Kur'an'ya tasrih ediyor. Açık bir şekilde ifade ediyor. Yaş ve kuru ne varsa her şey kitab-ı mübinde yazılmıştır. Yaş ve kuru ne varsa adeta mevcudatı ve mahlukatı toplamda iki gruba ayıralım. Yaşlar, kurular. Yaş ve kuru diyebileceğimiz ne varsa her şey yazılıdır. Nerede? Kitab-ı mübinde. Yani Türkçe karşılığı açık bir kitap demek. Mübin açık demek yani. Kitab-ı mübin. Ve Hüzan Hazretleri burada İki kitaptan bahsedecek. Onları biraz okumaya çalışacağız. Bir İmam Mübin diye geçecek. Bir de Kitab-ı Mübin diyecek. Çünkü niye? Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinde Kitab-ı Mübin ifadesi geçiyor. Bir kısım ayetlerinde de İmam Mübin ifadesi geçiyor. Müfessirler, yani bu ibareleri tefsir ve tabir ederken şunu kullanmışlar. Demişler ki, yani bunlar aynı ifadelerdir. İster İmam Mübin, ister Kitab-ı Mübin birbirinin aynıdır. Bir kısmı demiş yok, hayır bunlar farklıdır. Şöyle şöyle farklar vardır. Hülasa sonuç olarak demişler ki ilmi ilahinin ünvanlarıdır. İster İmam Mübin'de, ister Kitab-ı Mübin'de her ikisi de ilmi ilahinin ünvanıdır diye ifade etmişler. Üstad Hazretleri bunu 10. mektupta açıyor. Ben diyor, Kur'an'ın feyzine istinaden diyor, şöyle bir fark gördüm ki deyip açıyor ve İmam Mübin'i uzun uzun izah ediyor, Kitab Mübin'i uzun uzun izah ediyor. Oradaki izah biraz daha derin, biraz daha ilmi. Burası adeta 10. mektuptaki izahın misalleştirilmiş ve daha rahat anlaşılacak bir şekilde getirilmiş halidir. Burayı inşallah okuyacağız. Pek çok ayatı Kur'an'ı tasrih ediyor ve şu kainat denilen kudretin Kur'an-ı Kebir'inin ayatı dahi şu hükmü Kur'an'ı. İşte iki tane kitap var. Birisi Kitab-ı Azimüşşan dediğimiz Kur'an-ı Azimüşşan. Kur'an'ın kendisi Allah'ın ilmi ilahi Allah'ın kelamı. Kelamı ilahi, kelamı ezeli. Nedir? Kur'an. Kur'an-ı Azimüşşan. Kelamullah unvanıyla ifade ediliyor. Diğeri Kitab-ı Kebir-i Kainat dediğimiz alemdeki bütün mevcudatın hepsine topyekün bir kitap diyoruz. Büyük kitap. O da Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellisi. Kudretinin tecellisi. Şimdi diyor ki nasıl ki diyor Kur'an'da her şey yazılmıştır. Her şey ifade edilmiştir. Bununla beraber şu kainat denilen kudretin Kur'an-ı Kebir'inin ayatı dahi şu hükmü Kur'an'ı, Kur'an'ın bu hükmünü nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve tezyin ve imtiyaz gibi ayat-ı tekviniyesiyle tasdik ediyor. Çok önemli.
Yani bunun delilini nereden getirebilirsiniz? Kainat kitabından. Kainat kitabında bunun delilleri nedir? Nizam. Başka? Mizan. Yani nizam sistem demek. Mizan her bir şeyin ölçüyle tanzim edilmesi. Bir ölçü var, bir adalet var, öyle mi? Bir tartı var. İntizam, bir düzen var, öyle mi? Tasvir, bir şekillendirme var. Başka ne? Tezyin, zinetlendirme, süslendirme var. Başka? İmtiyaz var. Her şey birbirinden ayrılıyor. Biri diğerine benzemiyor. Her bir şey yani zahirde benzeyen tarafları olmakla beraber hakikatte biri diğerinin hiçbir zaman aynı değil. Her birisini birini diğerinden ayıran kendisine özel özellikler var. Buna ne diyoruz? İmtiyaz. İnsanlar görüntü itibariyle birbirlerine benzerler. İşte iki ayakları vardır, iki tane gözleri vardır, burunları vardır, elleri vardır, kulakları vardır, ağzı vardır, dudağı vardır vesaire vesaire. Bunlar hemen hemen her insanın aynı yerinden çıkar. Bu şekilde bir benzerlik vardır. Fakat hakikatte hiçbir zaman birbirine ne yapmaz? Benzemez. Her insanın gözü kendinedir, eli kendinedir, kulağı kendinedir, öyle mi? Şahsiyeti kendinedir, ruhu kendinedir, sesi kendinedir, rengi kendinedir. Parmak izine varana kadar, saç teline varana kadar, gen yapısına, DNA'sına, hücre yapısına varana kadar her şey aslında nedir? Kendisine özeldir yani. Bir insanın hücre yapısıyla başka birininki tutmayabilir değil mi? Bu manalar işte ne yapıyor? İmtiyaz. İşte bunların hepsi hayatı tekviniye. Bunlar gösteriyor ki nedir? Her şey yazılıdır. Varlığından önce ve varlığından sonra. Evet, şu kainat kitabının manzum mektubatı ve mevzun ayatı şehadet eder ki her şey yazılıdır. Ama şimdi izaha geçiyor. Vücudundan önce nasıl? Vücudundan sonra nasıl? Vücudundan, varlığından evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil. Şimdi delili getiriyor. Yani biz hiç yaratılmadan yazılı mı idik soru? El cevap evet. Peki onun delili nedir? Ha, burada veriyor. Bütün mebadi ve çekirdekler. Başlangıçta olan şeyler ve çekirdekler. Ve mekadir, takdir edilen ve suretler birer şahittir. Ne demek yani? Bir daha açacak. Zira her bir tohum ve çekirdekler kaf nun tezgahından çıkan birer latif sandıkçadır ki. Hepsi birer nedir? Sandıkçadır. Sandık. Küçücük bir sandık. Ama nasıl? Latif. Yani ne demek? İçinde bir şey taşıyor. Şimdi gelecek. Kaderle tersim edilen bir fihristecik. Bir fihristecik. Ona tevdi edilmiştir. Emaneten bırakılmıştır. Vücudundan evvel yazılı. Bir ağaç varlığından önce yazılı mıdır? El cevap yazılıdır. Yani varlığından önce derken bu alemde hiç vücuda gelmezden evvel. Yazılıdır. Delili nedir? O ağacın çekirdeğidir. Çekirdeğidir. O ağacın çekirdeğinde... O ağacın, soruyorum, her şeyi yazılı mıdır? Her cevap? Yazılıdır. Ne demek yani? O ağacın çekirdeğin içerisinde, o ağacın bütün planı, programı, şuyu, buyu, ukde-i hayatiye diye ifade edebileceğimiz ruhu hükmündeki böyle bir hayat nedir? O çekirdeğin içerisinde yerleştirilmiştir. Yerleştirilmiştir. O çekirdeği iklimine attığınız zaman, toprağa defnettiğiniz zaman, suladığınız zaman, işte uygun olan ışıkta tuttuğunuz zaman, zaman sonra ne yapacaktır? Kendisini çürümeye terk edecektir. Parçalanacaktır. Aslında parçalanması ne demektir? İçindeki programın açığa çıkması demektir. Program açığa çıkıyor. Allah'ın kudreti oraya dokunarak orada bir şeyi açığa çıkarıyor. O program normalde nuranidir. Maddi bir şey değildir. Ama o nurani şeyden Cenab-ı Hak maddi bir şeyi vücuda getiriyor. Acayip bir şey. Bunun aslında en güzel örneği bugün üç boyutlu olan yazıcılardır. Üç boyutlu yazıcıları biliyor muyuz? Bilmiyor muyuz abi? Şimdi boyutsuz olan yazıcılar. Bilgisayarda bizim
Ekranında diyelim bir Word dosyası, bir yazı yazmışız. Yazı yazmışız. O yazıyı işte print etmek istediğimiz zaman, öyle mi? Bilgisayarın print düğmesine dokunuyoruz. Yazıcıyla da irtibatı varsa oradan çıktı alıyoruz, değil mi? Oradan çıktı alıyoruz. Bu boyutsuz olan, öyle mi? Bir yazıcı cinsi. Oraya mürekkebi döküyor. Aslında bu da bir örnektir yani. Fakat şimdi teknoloji ilerledi. Daha ileri seviyede bir teknoloji var. Üç boyutlu yazıcılar. Adam şu kitabı şu şekliyle, şu görüntüsüyle, öyle mi? Bilgisayara okutuyor. Tabiri diğerle bilgisayara kodluyor. Program olarak giriyor. Sonra programı işletiyor. Aynı print düğmesine basmak gibi. Onun yazıcısı 3 boyutlu. Sana bu şekilde 3 boyutlu olan bir kitap veriyor yani. Şunu, yani içi dışı, yani suyu düşünmeyelim. Şöyle bir bardak, su bardağı değil mi? Kupa diyorsunuz buna. Böyle bir bardak. Bunu 3 boyutlu olarak bilgisayara giriyorsunuz yani. Ondan sonra da print ediyorsunuz, çıktı alıyorsunuz. O 3 boyutlu yazıcıdan, tabii onlar büyük makineler. Aynı, hatta malzemesi dahil olmak üzere. Buradaki yazı dahil olmak üzere. Bunun üzerine altından mı yazacaksınız, gümüşten mi yazacaksınız, elmastan mı yazacaksınız, fark etmez. Onların hepsi dahil olmak üzere. İstediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? 3 boyutlu çıktı alabilirsiniz. Şimdi bu 3 boyutlu çıktı yazılmadan önce var mıydı? Varlığa çıkmadan önce yazılı mıydı? El cevap yazılıydı. Nerede? Bilgisayarın içinde. Orada kodları vardı. Oraya tıkladığın anda adeta bir ikliminden açıyorsun ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Aslında her şey böyle. Kainatta var olan alemde her şey varlığından önce yazılı. Nedir? Tohumlarına her şey yerleştiriliyor. Bizim yaratılışımızın başlangıcına gidelim, değil mi? Her birimizin yaratılışımızın başlangıcında bir damla su değil miyiz? Bir damla su. İşte o bir damla su bizim daha henüz yaratılmadan evvel nedir? Yazıldığımızın delilidir. Şimdi onun öncesine de gideceğiz biz. Daha oraya şu anda burayı iyice konuşalım ki öncesi de var. Öncesine gideceğiz. Daha henüz yaratılmazdan evvel biz yazılıyoruz. Yazılıyoruz. İşte onun delili o bir damla sudur. O bir damla suyun içerisinde bizim bütün özelliklerimiz var mı? Var. İşte o bir damla su iklimine terk edildiği zaman, değil mi? Annenin rahmine yerli iklimi orasıdır yani. Orada ne oluyor? O program kendisini açıyor. Açıyor, kendi içinden açıyor yani. Yani program dış boyutu itibariyle maddi içinden nurani açıyor. İşte bir hücreyken iki hücre oluyor. İki hücre bölünüyor, dört hücre. Dört hücre bölünüyor, sekiz hücre. O bölünüyor, 16 hücre. Ya bölündükçe bir elmayı ikiye bölersen iki tane yarım elma eder. İki tane tam elma etmez. Kudretin tecellisi ve mucizesi. Bölündükçe çoğalan, bölündükçe artan. En nihayette bakıyorsun ki bir kan pıhtısı. Devam ediyor, bir et parçası. Ama o bir programdan çıkıyor hep. O devam ediyor, bakıyorsun ki insan süliyeti, embriyo dediğimiz şey. Ona artık devam eden süreçte sadece et değil, kemik de giydiriliyor. Hepsi o programın neticesi. Bakıyorsun uzuvlar çıkmaya başladı. Eller, ayaklar, baş, öyle mi? Gözler, burun, kalp, bütün uzuvlar tek tek yerleştiriliyor. Bütün bunların hepsinin başlangıcı o bir damla su. Bütün bunların hepsi orada nedir? Yazılıdır. Açılıyor, açılıyor. 9 ay 10 gün sonra dünyaya gelen bir çocuk o programın neticesi olarak geliyor. O programı biri öyle bir işletiyor ki ortaya öyle bir şey çıkıyor ki işte bunun adına mucize deniyor. Yani beşer bunu mümkün değil, yapamaz. İşte insanda böyle, diğer şeylerde böyle, hangi şeyi elimize alırsak alalım. Bir şeyin aslı diyelim, civcivin aslı başlangıçta yumurta. Yumurtanın içerisinde ne var? İki tane malzeme var, iki tane protein var yani. Bir sarı, bir tane de beyaz, iki tane malzeme. Maddi olarak böyle gözüküyor. Fakat 21 gün onu iklimine terk ettiğiniz zaman
bir tavuğun altına yerleştirdiğiniz zaman 21 gün sonra o iki tane sarı ve beyaz madde bakıyorsunuz ki kanada dönüşmüş. Ayağa dönüşmüş, göze dönüşmüş. Enteresan bir şey. Şeyin tüylerine, civcivin tüylerine, civcive dönüşmüş ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Orada onların içerisine, o sarı ve beyaza itibar etmeyin. Onun içindekine itibar edin. Onun içinde ne vardır? Onun programı, onun planı, onun projesi vardır. Dolayısıyla her şey istisnasız var olmazdan evvel yazılıdır. Yazıldığının delili bunlar. O çekirdek yazıldığından önce de yazılıdır. Bunu konuşuyoruz aslında. Yani Allah'ın ilminde yazılıdır. Konuştuğumuz bu yani. Onun delili çekirdekler. Devam ediyor. Tekafnun tezgahı. Ol der olu verir. Çıkan birer latif sandıkçadır ki kaderle tersim edilen bir firisteci. Kader tarafından bir program oraya yazılmış ve yerleştirilmiş. Kudret o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam edip o kaderin programı neyse o programa göre bütün zerreleri, atomları ne der? Harekete geçirir ve istihdam eder. O tohumcuklar üstünde koca mucizatı, kudreti bina eder. Demek bütün ağacın başına gelecek. Bütün vakıatı ile çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Bu cümleyi unutmayalım. Bu cümle şifrelerden bir tanesi. Okuyorum tekrar. Demek bütün ağacın başına gelecek. Ağacın başına gelecek ne kadar hadisat varsa bütün bunların hepsi bütün vakatıyla vuku gelecek her şeyiyle her yönüyle çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Allah Allah. Şimdi biraz konuşalım. Program derken biz özellikle inşaatçıların, mühendislerin, mimarların binalarla ilgili, öyle mi? Yapılarla ilgili yapmış oldukları projelerden de bahsedebiliriz. Her bir proje, yapılan, çizilen her bir proje, bir binanın, bir yapının plan ve programıdır. Adeta kaderidir. Kaderidir. Daha sonra çalışacak ustalar, ekipmanlar, kullanılacak bütün malzemeler o projeye göre yapılır. Doğru mu? Ona göre usta seçilir, ona göre malzeme seçilir ve usta ve malzemeler nedir? Şey yapılacak, binanın inşa edileceği yerde bir araya getirilir ve ondan sonra inşa başlar. Bu inşanın tamamı o projeye istinaden yapılır yani. Peki şöyle bir soruyu soracağım. Böyle bir projede o binanın başına gelecek bütün vukuat her şeyiyle tamamen yazılı mıdır? Hayır. Çok hızlı cevap verdiniz. Helal olsun ya. Tamamen yazılı değildir. Yani ben bir gün gelecek şöyle duvara, pardon çok şey değilmiş, çok sağlam değilmiş. Az kalsın gidecekti. Bir gün gelecek böyle duvara bir tane vuracağım yani ben. Böyle bir şey mühendisin projesinde yazılı mıdır? Yazılı değildir yani. Ha. Bizim yapmış olduğumuz projelerde yazılan kısımlar var, yazılamayan kısımlar var. Yazılmayan demiyorum. Yazılamayan. Ne demek yani? O mühendis ne zaman benim buraya hangi güçle, hangi kuvvetle, ne şekilde, hangi elimle, nasıl bir dönüş sergileyerek vuracağımı bilemez. Bilemediğinden dolayı yazamaz. Çünkü irade cüz'iye bağlı değil mi? Evet. O da var, ilmi eksik. Yani tabii. Tabii ilim eksik yani. İlim eksik. İlim onun ne kadarsa, neyi ihate ediyorsa, neye tereddüt ediyor onu yazabilir. Onun ötesini yazması mümkün değildir yani. Şimdi Cenab-ı Hak olmuş olacak her şeyi başıyla, sonuyla, şuyla, buyla yazar. Niye böyle ifade kullanıyoruz? İlmi ezelisi var. Ezeli ilim. Ezeli ilim demek geçmişten ilim demek değil ha. Bazen biz ezeli geçmiş olarak zannediyoruz yani. O değil yani. Bundan önce okuduk yani. Ezel geçmiş değildir. Hani dedim ya ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. Ezelden beridir. Bize göre ezel geçmiş ifadesi olarak kullanılabiliyor yani. Geçmiş zamanlardan beri.
Var olduğumdan beri, şuradan beri, özgürlüğümü kazandığımdan beri, bilmem ne bilmem ne. Öyle değil o. Ezel ve ebed ifadeleri Allah için kullanıldığı zaman sonsuzluğu ifade eder. Bizim için de artı sonsuz ve eksi sonsuz vardır. Yani sıfırdan sonra sağa doğru gittiğiniz zaman artı sonsuz. Sola doğru gittiğiniz zaman eksi sonsuz. Sonsuz kendisi bir sayı değildir, bir terimdir. Bir manayı ifade eder. Sıfırdan siz başladığınız an sayı sayarsınız sağa doğru. Sola doğru da sayı sayarsınız. Allah sayıdan da münezzeh. Yani sağ için, sol için kullanılmaz. Biz kullanırız. Allah için kullandığımız zaman ebedi, ebed ifadesini, ezel ifadesini kullandığımız zaman ne manada kullanıyoruz? Sonsuzluk manasında kullanıyoruz. Artı sonsuz, eksi sonsuz da değil, yanlış anlaşılmasın. Bu sonsuzluk ilim için. İlmi ezeli dedi, onun ilmi sonsuzdur. Sonsuz ilme sahip olduğundan dolayı bir şey olmuş olacak, başı sonu, önü arkası, sağ sol, neyi varsa her şeyle Allah ne yapar? Yazar. Onun için bak dedi, demek, okuyorum. Bütün ağacın başına gelecek. Ahmet Efendi bir gün eline balta alacak, ormana girecek. Bir ağacın dalına küt diye indirecek. O kader defterinde yazılır mı? El cevap, yazılır. Yazılıdır. Acayip bir şey. Niye? Onun ilmi ezelidir. Bütün vakatıyla, bütün yönleriyle çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Ya bu manalar. Niye? Çünkü aşağıda ifade edecek. O cümleyi okuyayım. Evet, bir çekirdekte. Bunu unutmayın. Hem bedihi olarak irade ve evamiri tekviniyenin ünvanı olan kitab-ı mübinden. Bir. Haber veren ve işaret eden. Hem nazari olarak emir ve ilmi ilahinin bir ünvanı olan İmam Mübin'den haber veren ve remzeden iki, bir tane değil, iki kader tecellisi var. İki tane. Bir çekirdekte hem İmam Mübin hem Kitab-ı Mübin. Şimdi şöyle kısaca bir özet yapayım ben. Kitab-ı Mübin nedir? Kitab-ı Mübin yaratılışa dair olan bir kitap ki bütün mevcudatın ve mahlukatın özelliklerinin kaydedildiği kitaptır. Yani bir elma dediğimiz zaman hangi özelliklere haiz olacak? Bakın, tadı ne olacak? Rengi nasıl olacak? Şekli ne olacak? Hangi, nasıl bir ağaçtan meydana gelecek? Nasıl yaprakları olacak? Yaprakların nasıl özellikle, iğne uçlu mu yoksa geniş yaprak mı? Çürüyecek mi, solacak mı, yoksa bütün mevsimlerde yeşil mi kalacak? Bütün özellikleriyle yazıldığı defterin adı Kitab-ı Mübin'dir. Biraz önce insanın hücresinin içerisinden bahsederken insanın rengi, insanın şekli, öyle mi? İnsanın yani renk derken göz renginden bütün renklerine vara kadar. Saçının tipi, özellikleri. Kıvırcık mıdır, düz müdür, kumral mıdır, siyah mıdır, öyle mi? Elinin parmak izlerine varıncaya kadar, simasındaki alamet-i farika, farklı alametlere varıncaya kadar bütün bu özellikler Kitab-ı Mübin'de yazılır. Tabiri diğerle, bugün fen ilimlerinin okumuş olduğu kitap hangi kitaptır? Kitab-ı Mübin'dir. Fen ilimleri bunları okur yani. Diyelim bir zooloji. Hayvanları araştırıp onları inceleyip yazıyorsa hayvanların bütün özelliklerini ortaya koyan kitap dediğimiz Kitab-ı Mübin'den bahseder. O kitabı anlamaya çalışır. Bakın o kitabı anlamaya çalışır. Veya bir tıp insanı anatomisini inceleyip tahlil edip bütün uzuvlarında ne kadar özellikler, ne kadar işlevler, neye yarar neye yaramaz bütün bunların hepsini yazmaya başladığı zaman neyi okumuş oluyor, neyi yazmış oluyor? Kitab-ı Mübin'i, onu anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Kitab-ı Mübin, mevcudatın ve mahlukatın bütün özelliklerinden bahseden kitaptır. Ve bu kitap Allah'ın ilmi ezelisiyle yazılır. Onun aslı levh-i mahfuzdadır. Levh-i mahfuzdan olan aslından yumurtalara, hücrelere,
İşte bir damla suya, insanın bir damla suyuna. Öyle mi? Çekirdeklere nüsha yerleştirilir. Yani ağacın asıl kitab-ı mübini levh-i mahfuzdadır. Fakat levh-i mahfuzdan onun çekirdeğine bir kitab-ı mübin tecellisi gerçekleştirilir. Çünkü niye? Çekirdeğin kendisi mahluktur. O mahluk olan çekirdeğin içerisine ilmi ezeliden bir nüsha yerleştirilir. Ona ukde-i hayatiye diyoruz. Burada ifade etti ya, tekrar okuyayım. Çünkü asıl ile tecelliyi karıştırmayacağız. Asıl ayrıdır, tecelli ayrıdır. Tecelli yansımadır yani, yansımadır. Elektriğin kendisi asıldır, asıldır. Fakat burada lambada görünen tecellidir. Ne olarak tecelli ediyor? Işık olarak tecelli ediyor. Buzdolabında görünen tecellidir. Ne olarak tecelli ediyor orada? Soğuk olarak tecelli ediyor. Ne ışık elektriktir, ne soğuk elektriktir. İkisi de elektriğin tecellisidir, ayrı şeylerdir. Anladınız mı? Çekirdeğin içerisinde de imam mübinden ve kitab-ı mübinden tecelli var. Anladınız mı? Tecelli. O tecelli ukde-i hayatiye diye ifade edilir ki her bir şeyin kendine ait olan özelliklerini taşır. Ama asıl kader levhaları dediğimiz şey levh-i mahfuzdadır. Levh-i mahfuzdaki kader levhalarının orada yazılmış şeklinin delili çekirdeklerdir. Gen yapılarıdır, hücrelerdir, programlardır, planlardır, öyle mi? DNA'dır. İşte atomun içerisindeki özelliklerdir. Bunlar nedir? Onların delili olarak kendisini gösteriyor. Peki, bugünkü fen İmam-ı Mübin'i okuyabilir mi? Çok zor değil mi? Yani yaşanmış bir şeyi anlatabilir. Yaşanmış bir şeyi. Çünkü İmam-ı Mübin aslında her bir mevcudun ve mahlukun kendisine özel olan tarihçe-i hayatıdır. Tarihçe-i hayatıdır yani. Bir çekirdeğin içindeki program ağacın özelliklerini gösteriyordu. Bu ağaç, bu çekirdek hangi bahçeye ekilecek? Ne zaman filiz verecek? Hangi rüzgara, hangi ışığa, hangi geceye, hangi adamın dokunmasına, hangi nazara muhatap olacak? Nasıl büyüyecek? Büyürken başından ne gelecek? Hangi kışı, hangi baharı, hangi mevsimi geçirecek yani? Kimler ondan nemalanacak, istifade edecek? Vakti zamanı geldiği zaman kim koparacak? Kim onu parçalayacak? Kim onu rızık olarak yiyecek? Kim ona bakıp tefekkür edecek? O ağacın her bir dalı, yaprağı, meyvesi hangi zikirleri, hangi tefekkürleri yapacak? Bütün bunların hepsi tarihçeye hayat diye ifade edilebilir ki nedir? O da nerede yazılı? İmam Mübin'de. Asıl levh-i mahfuz İmam Mübin'dir. Ya. Daire-i ilim, tabi daire-i ilim. Hatta diyebiliriz ki kitab-ı mübin, imam mübin tahtında çalışır. Ne demek yani? Açalım. Onun mevcudada çıkmış şekli var. Yok, açalım. Onun tahtında çalışır. Onun imlasıyla çalışır. Ne demek yani? Her bir şeyin yaratılışının bir gayesi var mıdır? Bu gaye İmam Mübin'de yazar. Ha, bu insan ibadet etmek üzere yaratılacak. Ya. İşte İmam Mübin'den Cenab-ı Hak konuşuyor. Ben diyor, yeryüzünde bir mahluk yaratacağım diyor. İnsan. O sizin içinizde bana en çok ibadet edecek. En çok yönelecek. Makamı en yüksek olacak. Bunlar hepsi İmam Mübin'den ifadelerdir yani. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etmesi için yarattım. Etsinler diye yarattım. Bu ifadeler İmam Mübin'den olan ifadelerdir. Her bir şeyin gayesini, hedefini, maksadını ortaya koyan ifadeler İmam Mübin'dendir. Ha, insan ibadet etmek için yaratılacak değil mi? O zaman ibadet etmekle ilgili nasıl özelliklere sahip olması lazım? Mesela namaz kılacak. Öyle mi? Namaz kılması için kıble şart. Kıbleye yönelmesini bilmesi lazım. Kur'an okuyacak, kıraat şart. Ağzının ne olması lazım?
Rükûya gidecek, eğilebilecek özelliği olması lazım. Secdeye gidecek, iki büklüm olabilecek özelliği olması lazım. Daha başka, tanıyacak, marifeti olacak, aklı olması lazım. Sayın. Muhabbet edecek, kalbi olması lazım. Her zaman hakka aykıracak, vicdanı olması lazım. Bütün bunlar, bu hedefler, gayeler İmam Mübin'de verilir. Bu hedef ve gayeye göre Kitab-ı Mübin de ona göre çalışır, ona göre kayda geçer yani. Yani bizim bütün özelliklerimiz İmam Mübin'e göre çıkıyor. Gidiyorsunuz mühendise, öyle mi? Diyorsunuz ki ben bir yapı yaptırmak istiyorum. Mühendis soruyor, yapı ama ne? Dükkan mı yaptıracağım? Öyle mi? AVM mi yaptıracağım? Öyle mi? Kulübe mi yaptıracağım? İskan mı yaptıracağım? Orada oturulacak mı? Villa türü şey mi? Otel mi? Kaç yıldızlı? Kaç kişilik? Aa bak sorular geliyor. Bütün yani ya ben 3 oda bir salon bir ev yaptırmak istiyorum. Kendim oturabileceğim. Ben 5 nüfusluyum. Buna göre benim rahat edebileceğim. Aha sana 300 metrekarede yer. Bana bahçesi olan. Bak hedeflerini koyuyor. Gayeler konuyor. Buna göre bir ev. İşte mühendisin çizdiği projenin adı neydi? Kitab-ı Mübin. O Kitab-ı Mübin bu gayelere göre çiziliyor. Ondan sonra da bu gayelere göre yapılıyor. Kitab-ı Mübin kudrete çıkmış oluyor. Kudrete çıkmış oluyor. Her bir şey böyle. Hiçbir şey gayesiz olabilir mi? Olamaz. Güneş bizim dünyamızı diyelim aydınlatması, ısıtması ve ışıtması için var. Renklendirmesi için var. Ha. Şimdi madem dünyamızla bir münasebeti vardır güneşin, öyleyse bu güneşin ışığı, sıcaklığı, uzaklığı, büyüklüğü, açısı, şuyu buyu ne yapılacak? Ona göre tanzim edilmesi lazım. Ona göre yapılması lazım. Şu anda güneş, bakın bugün hep ifade ediyorlar. Yani bir santim, bir milim yerinden oynasa ve hareket etse ve dünyaya yakınlaşacak olsa, ehli ilim diyor ki biz dünyada yanar ve kavrulurduk yani. Bir o kadar uzaklaşacak olsa biz dünyada donardık yani. Allah Allah. Öyle ince hesap, öyle ince nizamlarla mizanlarla yerleştiriyor ki bu hesaplar neye göredir? Bu dünyadakilerin istifadesine göredir. Gaye bu. Güneşin varlığının gayesine göre güneş yaratılıyor. Sineğin varlığının gayesine göre yapılıyor. Arının varlığının gayesine göre arıya vahyediliyor. Arı ona göre tanzim ediliyor. Kanadı olacak, uçacak, işte çiçeklerle münasebet kuracak, bal yapacak. Her şey bal yapabiliyor mu? Yok. Bak bütün bu özellikleri, hedef ve gaye nedir? Bal yapmak. Bal yapmaya göre tanzim ediliyor. Dolayısıyla ne varsa bütün her şey İmam Mübin'e göre tanzim edilir. Onun için deriz ki Kitab-ı Mübin İmam Mübin'in tahtında çalışır. Onun imlasına göre ne yapar? Hareket eder. Zira tohumlar maddeten basittir, birbirinin aynıdır. Maddeten bir şey yoktur. Hem her şeyin miktarı muntazaması kaderi vazıhan gösterir. Evet hangi zihayete bakılsa görünüyor ki gayet hikmetli ve sanatlı bir kalıptan çıkmış gibi bir miktar bir şekil var ki o miktarı, o sureti, o şekli almak ya harika ve nihayet derecede eğri bir maddi bir kalıp bulunmalı veyahut kaderden gelen mevzun ilmi bir kalıbı maneviyle kudret-i ezeriye o sureti, o şekli biçip giydiriyor. Mesela sen şu ağaca, şu hayvana dikkat ile bak ki camit, sağır, kör, şuursuz birbirinin misli olan zerreler onun neşvi nemasında hareket eder. Bazı eğri büğrü hudutlarda meyve ve faydelerin yerini tanır, görür, bilir gibi durur, tevakkuf eder. Sonra başka bir yerde büyük bir gayeyi takip eder gibi yolunu değiştirir. Demek kaderden gelen miktarı manevinin ve o miktarın emri manevisiyle zerreler hareket ederler. Bugün bunun en güzel örneği nedir? Navigasyonlar. Kendi kendine diyebileceğimiz giden arabalar, insansız uçaklar kumanda ediliyor değil mi? İçine program yerleştiriliyor. Şimdi diyorum ki ben diyorum Erzurum'a gideceğim diyorum ama yol bilmem, iz bilmem. Biliyorum da bilmem.
Arabam da var. Arabamın teknik özellikleri de var. Ne yapıyorum? Kuruyorum Naygos'un. Diyorum ki bana yol göster diyorum. Yol göster. Benim arabanın bütün hareketleri o navigasyona göre değil mi? Sağa gir, sola dön, üçüncü giriş. Allah Allah. Ta Erzurum'a, o kodladığın adrese kadar seni götürüp adeta bırakıyor yani. Bir de sen kullanmasan, yani şoförsüz araç olsa bu, o da gidiyor yani. O da gidiyor. Kodluyorsun gidiyor yani. Ya burada bir insan yok. Ama oraya yerleştirilen bir program var yani. O programda da tasarruf eden biri var. İlim, irade, akıl sahibi, hayat sahibi olan biri var yani. Ya bu zerreler nasıl oluyor? Bu atomlar nasıl oluyor? Bir insanın gözünü mü tanır? Bir insanın kulağını mı tanır? Bir insanın elini, ayağını mı tanır? Bunlar nasıl gelip oralarda çalışıyorlar? Ben normalde bir su içiyorum veya bir yemek yiyorum. O yemek de karmakarışık. Adı türlüyse içinde her şey var. Bir de üstüne çorba, bir de üstüne yoğurt, bir de üstüne tatlı, bir de üstüne çay, bir de üstüne çerez. Hepsini mideye indirdin. Karma karışık yani. Ya bundan ne olur? Valla bundan hiçbir şey olmaz. Hiç öyle olmuyor ama yani. O mideye attığın o malzemeler zahirde birbiriyle o kadar karışık ki. Sen atomlarına, hücrelerine girsen hiçbirisini ne görürsün ne işitirsin yani. Onlar da o kadar birbirine karışık. Fakat adeta hangisi, vücudun hangi uzvuna gidecek, hangi uzvunda çalışacak, adeta sanki yerlerini biliyor gibi hareket ediyor. Kimisi geliyor gözde çalışıyor, kimisi kulakta çalışıyor, kimisi saçta çalışıyor. Bizim yediğimiz bütün gıdalar, havadan istifadeler, güneşten istifadeler, sudan istifadeler, bütün bunların hepsi vücudumuzdaki her bir uzuvda, her bir hücrede yerleşiyor. Ve oranın adeta malzemesi oluyor. Ya bunlar nasıl oralara gidiyorlar yani? Ha. Adeta ne dedi burada? Demek kaderden gelen miktarı manevinin ve o miktarın emri manevisiyle zerreler hareket ederler. İlmi ezeliyle Cenab-ı Hak onlara kudret kaleminden öyle bir dokunuş sergiliyor ki. Ya bu zerre. Bırak senin midende, dünyanın öbür ucunda dahi olsa, onun gitmesi gereken binler farklı yollar dahi olsa, Allah o zerreyi, o atomu senin gözünde çalışmasını takdir ettiği anda, kudret kalemi ona dokunduğu anda, artık o zerre ne yapar biliyor musunuz? Ne kadar farklı yol varsa, navigasyon da öyle yapıyor değil mi? Binlerce yoldan sana özel yolu seçiyor. Allah seçtiriyor. Binler farklı yollardan bir yol, binler farklı şekillerden bir şekil, binler farklı vasıflardan, özelliklerden, hallerden, hareketlerden ona özellik bir vasıf, hal ve hareketle yoluna devam ediyor. Belki bu günler alıyor, haftalar alıyor, aylar alıyor, belki seneler alıyor. Ne kadar zaman takdir etmişse Cenab-ı Hak onu muhakkak bir sebeple, bir şeyle getiriyor. En nihayette belki ta Amerika'dan gelen domateste bir hücre olarak, bir zerre olarak geliyor senin sofrana. Sen de çatalından ona dokunuyorsun, ağzına atıyorsun. Oradan mide fabrikasına, orada hazmediliyor. Derken kanallardan senin gözüne geliyor, yerleşiyor. 100 trilyon hücre, 100 farklı yoldan bir tanesi seçiliyor. Ve alemde de sonsuz denecek yollar, vasıflar ve şekiller nasıl geliyor? Kaderden gelen bir emri maneviyle. Bu manada Allah'ın izninden hariç olan, emrinden hariç olan, ilminden hariç olan hiçbir şey olabilir mi? Hayır. Bakın diyoruz ki bir yaprak dahi onun izni olmadan düşmez. Düşemez. O izin verecek. Biz zahirde çürümeyi görüyoruz. Biz zahirde rüzgarın vurmasını, sallamasını görüyoruz. Biz zahirde onun kökünden zayıflayıp böyle kopmasını görüyoruz. Sallanıyor, sonra pat diye yere düşüyor. Zahirde bunları görüyoruz. Hakikatte Allah ona izin veriyor, müsaade ediyor, öyle mi? Onun salınımı, şekli, şemaili, çürümesi, kopması, şuyu buyu, her şeyi aslında
kaderde nedir? Yazılı. Yazılmayan hiçbir şey yok. Ben şöyle kaldırıyor muyum? Yazılı. İndiriyor muyum? Yazılı. Hangi hal? Konuşuyor muyum? Yazılı. Şurada oturuyor muyuz? Yazılı. Yazılmayan bir şey yok. Çünkü niye? Allah'ın ilmi ezelisi muhittir. Her şeyi ihate eder. Zamansızdır. Zaman, varlık ve mevcut olmadan yazar. Allah Allah. Müthiş bir mana. Evet. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var, elbette eşyanın mürür zamanla giydikleri suretler ve ettikleri hareketle hasıl olan vaziyetlerde dahi bir intizamı kader, kadere tabidir. Yani benim şu şekilde kaldırmam rastgele bir kaldırış değil. Bu kaderin bir takdirine bağlı, bir intizama bağlı. Benim cüz-i irademi kullanmam, o da kaderin takdirine bağlı. Allah'ın külli iradesi tecelli etmeden benim cüz-i iradem de harekete geçmiyor. Yani bazen hep derler ya bunu böyle getir, sanki böyle cebriye göre doğru gidiyor. Hayır. Herkes, en başta işte kaderin o başına dönüyoruz yani. Herkes yapmış olduğu fiilinde o fiili iradesiyle mi yapıyor, iradesiz mi yapıyor? Bunu hisseder. Hisseder. Vicdanen bilir manası bu. Hisseder. Yani bir insana sorsanız sen bunu neyle yaptın? İradenle mi, cebri mi? Buna vermiş olduğu bir cevap vardır. Onu vicdanen bilir. Vicdanen bildiğini söyledi mi? İşte o ilim olur yani. Ama bunu herkes istisnasız kim ne yapıyorsa, ne halde ne vaziyette oluyorsa iradesiyle yapıp yapmadığını bilir. İşte burada özgürlük var. Burada özgürlük var. Cenab-ı Hak burada kayıtlamıyor. Evet, bir çekirdekte hem bedihi olarak irade ve emamiri tekfinen ünvan olan kitab-ı mübinden haber veren ve işaret eden, hem nazari olarak emir ve ilm-i ilahinin bir ünvanı olan imam mübinden haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var. Bedihi kader ise, yani açık ve net olan kader, o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın maddi keyfiyet ve vaziyetler ve heyetleridir ki sonra göz ile görünecek. Yani ağacın maddi özellikleri kitab-ı mübin, bedihi dediği bu. Nazari ise o çekirdekte ondan halk olunacak ağacın müddeti hayatında geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki. İşte bu. Bütün hayatını. Yani rüzgar ağacın dalına vurdu. Ağacın dalına vurunca dal nasıl hareket edecek? Hangi salınımı gösterecek? Kitab-ı mübinde yazılı. O dal çıkacak, büyüyecek ama nasıl bir eğimli olacak? Eğrisi büğrüsü olacak mı? Budağı olacak mı? Yaprak çıkacak ama yaprak hangi şekilde kıvrılacak, eğrilecek? Nasıl çürüyecek? Çürüme ne zaman olacak? Bütün bunların hepsi İmam Mübin'de. Vaziyetler, haller, şekiller artı tesbihatlar. İstisnası her şeyi ne yapar? Tesbihat yapacak. Şimdi biz yaratılmışız değil mi? İbadet için. İşte ne zaman, nasıl ibadet edeceğiz, nasıl oturacağız, nasıl kalkacağız, ne şekilde hareket edeceğiz, kime ne konuşacağız, rızayı ilahiye uygun mu olacak, diğer türlü mü olacak? Bütün bunların hepsi İmam-ı Mübin'de nedir? Kayıtlıdır. Bunlar da nedir? Her bir insanın veya her bir mevcudun adeta tarihçe-i hayat namıyla. Yani bir adamın tarihçe-i hayatını yazdığınız zaman aslında onun kitab-ı mübinini yazıyorsunuz yani. Bir koyunun başından geçen bütün hadisatı yani kamerayla çekip ondan sonra kitaba kaydedip yazacak olsanız onun neyini yazmış olursunuz? İmam mübinini yazmış olursunuz. Onun için bilinirse yazılır. Bilinmediği müddetçe geleceği bilemediğimizden dolayı yazamıyoruz şimdiden. Şimdiden yazamıyoruz. Onun için mühendis yani ne malzeme kullanılacağını yazar. Ne şekil olacağını yazar. Bakın. İlminin eriştiği her şeyi yazar. Farz edelim ki duvarlar tuğladan olacaktır. Ama o tuğlanın hangi atomlardan olacağını yazamaz. Çünkü ilmi oraya istinad etmez. Hatta bir usta, böyle misal vereyim, bir usta geldi duvara yerleştirecek tuğlayı hangi açıyla alacak? Hangi tuğlayı alacak? Duvarın hangi yerine koyacak? Hangi şekilde kesip mi koyacak? Kırıp mı koyacak? Düz mü koyacak, olduğu gibi mi koyacak, dikine mi koyacak? Bunların hiçbirisini ne yapamaz? Yazamaz. İlmi buraya ne yapmıyor? Erişmiyor. Niye? Bu kısım İmam Mübin'le ilgili kısımlardır yani.
Nazari ise o evet halkın tarihçeye hayat namıyla tabir edilen aziz Allah. Vakit be vakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır. Madem en adi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var, elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır. Şimdi vücudundan sonra her şeyin sergüsteşte hayatı yazıldığına delil ise, alemde kitab-ı mübin ve imam-ı mübinden haber veren ve bütün meyveler ve levh-i mahfuzdan haber veren ve işaret eden insandaki bütün kuvve-i hafızalar birer şahittir. Bakın çok güzel bir ifade. Bizim hücrelerimizde yazılan şey bir nevi kitab-ı mübinin misali, tecellisi, öyle mi? Hafızamızda yazılan İmam Mübin'in tecellisi. Çünkü hafızada kaydettiğimiz bizim kendimizin neyidir? Tarihçeye hayatımızdır yani. Tarihçeye hayatımızdır. O tarihçeye hayat hafızaya kaydolur. Baştan sona şu anda şu atmosferde olan her bir vakı hadise ne yapılıyor? Hafızaya kaydediliyor. Bu adeta Kitab-ı Mübin'in bir numunesi olarak kendisini gösteriyor. Evet, her bir meyve, bütün ağacın mukadderat-ı hayatı, onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde yazılıyor. İnsanın sergüzeşte hayatıyla beraber kısmen alemin hadisat-ı maziyesi. Bakın bu da vardır yani. Yani sadece benim hayatım yazılmaz benim hafızama, sizlerinki de kaydedilir. Şu anda burada. Kim neredeyse, kimle ne yapıyorsa, bir sokaktan geçiyor, bir çarşıda dolanıyor. Bütün bunların hepsi ne yapar? Orada gördüğü görüntüler, sesler, renkler, onlar da hafızaya kaydediliyor. Dolayısıyla insanın hafızasına kaydedilen sadece insanın kendi şahsına ait olan şeyler değil. Hariçteki şeyler de ne yapılıyor? Kaydedilmiş oluyor. Kuvve-i hafızasında öyle bir surette yazılıyor ki, güya hardal küçüklüğündeki bu kuvvecikte desti kudret, kalemi kaderiyle insanın sayfeye amalinden küçük bir sandıkça senet istinsah ederek, orada çoğaltarak, insanın eline verip, dimağının cebine koymuş, ta muhasebe vaktinde onunla hatırlatsın. Cenab-ı Hak niye hafızaya yazıyor bunu? Yani olmazsa olmaz mı yani? Bir hedefini daha söylüyor. Evet, biz bilgileri hatırlamamız için bir yerden, hafıza adeta kütüphane gibidir. Şu anda bütün konuşmalarımızı nereden yapıyoruz? Yüklediğimiz hafızadan yapıyoruz. Peki başka bir gayesi var mı? Var. Muhasebe vaktinde ne yapacak? Hatırlatacak. Haşir meydanı, hesap kitap günü, idra kitabek. Kitabını oku diyecekler. Kefa bi nefsi kediye ve aleyke hasiba. O gün senin için nefsinin seni hesaba çekmesi hesap olarak sana yeter ve artar bile. İnsan nankör olabilir. İnsan nisyana müptela olduğu için unutabilir. Ya Rabbi, ben bu günahı işledim mi? Ya hiç hatırlamıyorum yani. Hatırlamıyorsun demek. Ama sen yazdın. Ama sen kaydettin. Sadece benim defterimde yazılı değil. Sadece hafaza melekleri yazmadı. Bakın onlar da yazıyorlar değil mi? Biri sevapları, diğeri ne yapıyor? Günahları durmadan kaydediyor. Sadece onlar değil yani. Onlara el mi karışır diyorsun? Onlar yanlış mı yapar diyorsun? Aha getir, senin yazdığın kitapla karşılaştıralım. Sen nereye yazdın? Hafızana. Biz ne yapıyoruz? Hafızaya kaydediyoruz. Cenab-ı Hak hafızayı önümüze açacak. Aha sana bir kitap. Bu da senin yazdığın kitap. Bu da bizim yazdığımız kitap. Getir karşılaştırıyoruz. Hadi bakalım. Ya kaçış yok. Kaçış yok yani. Cenab-ı Hak adeta kendi yazdığımız kitapla ne yapacak bizi? Hesaba sonra muhasebe edecek yani. Kendi yazdığımız kitap. Bunu sen yazdın. Altına imzayı sen bastın yani. Vaka bu yani. Hem ta mutmain olsun ki bu fena ve zeval her cümercinde beka için pek çok ayneler var ki Kadir-i Hakim zahirlerin hüviyetlerini onlarda tersim edip ipka ediyor. Bir mana daha. Ne kadar tatlı. Ya Rabbi, ben bu kadar ibadet ediyorum ama, bu kadar hizmet ediyorum ama, bu kadar iyiliklerim var ama, ya bunlar nereye kaydoluyor ki acaba yani? Bunlar acaba yoksa yoka mı gidiyor? Ahirette cennet, saadete, ebediye, şu mükafat, bu mükafat, bu ameller nasıl kaydediyor, yazılıp çiziliyor ki onlar neticesinde bana bu gibi şeyler verilecek? Merak etme diyor. Rahat ol diyor. Sen kendin yazıyorsun. Sen kendin kaydediyorsun. Sen kendin hafızanda muhafaza ediyorsun yani. Muhafaza ediyorsun.
Mutmain ol, rahat ol. Hiçbir şeyin yok olmuyor. Yok olmuyor. Yoka gitmiyor yani. Hani bir adam şirkette çalışır da çalıştığı ne gün yazar, ne izin yazar, ne mesai yazar, ne şirket sahibi görüyor, tanıyor, biliyor. Ya ben ay sonu ne alacağım? Hiçbir kayıt yok. Adam ne yapar? Şaşırır. Ya böyle bir şey olmaz yani. Ay sonu hele gel bakalım senin bir hesabını kitabını. Ama hiçbir yere yazmamışız. Nasıl hesap kitap yapacağız? Ya neyse 3 lira verelim sana. Olmaz böyle. Bütün hizmetin neticesi elde edilecekse onlar ne yapılmalı? Kayda geçmeli yani. Cenab-ı Hak da bizi mutmain ne ediyor? Üzülme, meraklanma, kederlenme her şey ne yapılıyor? Kayıt altına alınıyor. Hiçbir şey yok edilmiyor. Muhafaza da yani. Ondan dolayı ne yapıyor? Bizi de bu manada adeta mutmain etmiş oluyor. Kadir-i Hakim. Burada şunu da ifade edelim de. Yani bazen insanlar şuur kaybına uğruyor. Bu kaybına uğruyor. Hafıza mesela diyelim insanın beyni parçalanıyor. O hafızadaki bilgiler kayıp mı olup gidiyor? Hayır. Niye? Mesela bir insanın gözüne çivi girse, gözü kör olsa, bu adamın görmesi kaybolur mu? Efendim? Kaybolmaz. Çünkü görme neyle ilgilidir? Ruhla ilgilidir. Sen ruha çivileyemezsin. Ruha çivi çakamazsın yani. Göze çivi çakarsın, ruha çivi çakamazsın. Kulağa bir tokat indirdin, kulak sağır oldu. Kulak sağır oldu, ruh sağır olmadı yani. Anladınız mı? Buradaki sandıkça dediğimiz şey, hafıza, bir et parçasıdır. Hardal tanesi büyüklüğünde et. Şimdi onu aldın, paramparça ettin. Onu alıp paramparça edebilirsin. Fakat bilgileri yok edemezsin. Çünkü bilgiler asıl nereye kaydediliyor? Lef-i mahfuz. Hayır, ruha kaydediliyor. Çünkü bütün duyguların ruhla neyi var? Münasebeti var, merkezi var. Yani insan vefat ettiği zaman, ruh bu cesetten çıktığı zaman, aklı bırakıp mı çıkıyor? Görmeyi bırakıp mı çıkıyor? Bilgileri, ilmi bırakıp mı çıkıyor? Sandıkçayı bırakır bak. Onu bırakır. Ama onun içerisindeki bilgileri alır gider yani. Alır gider. Kütüphaneyi bırakır. Ama kütüphanedeki kitapları ne yapar? Alır gider yani. Kitaplara zarar gelmiyor. Kütüphaneyi parçalamakla kitaba zarar veremiyorsunuz. Vücudu 1000 parçaya bölsen ruha zarar verebilir misin? Veremiyorsun. Çünkü niye? Ruh kesilmez, biçilmez yani. Onlar da öyle. Akla zarar vermiyorsun. Aklın beyinde kullandığı merkeze zarar verebilirsin. Ruhun bir anda bir yerden bir yere gitmesine zarar veremezsin. Ayağı parçalayabilirsin. Onları konuşmuyoruz biz. Ruh bu cesetten çıktı mı bütün özellikleriyle beraber çıkar. Dolayısıyla bilgiler de onunla beraber ne yapar? Gider. Sadece beyinde onun hafıza dediğimiz merkezi vardır. Sadece bu yani. Tabii. Hatırlaması için hafızaya da ihtiyaç yok değil mi? Yani tabii. Ya yani oradaki şeye ihtiyaç yok. Çünkü ruhun kendisine yazılıyor. Kendisine yazılıyor. Adeta kodlanıyor yani. Alem-i ahirette de Cenab-ı Hak insanı yaratırken sadece ruh olarak yaratmayacak yani. Bütün o merkezler gelecek. Yani beyin oluşurken o beyindeki hafızayı oluşturan hücreler de gelecek. Yani kütüphane yeniden kurulacak. Yine sen oradan çıkarıp okuyacaksın yani. Göz yine yeniden oluşuyor. Yine sen oradan göreceksin. Kulak yeniden oluşuyor. Yine sen oradan duyacaksın yani. Ama cennete geçince ceset o kadar letafet kesbedecek ki gözün olacak ama görmek için göze ihtiyacın olmayacak. Kulağın olacak ama işitmek için kulağa ihtiyacın olmayacak. Ayağın olacak, yürümek için ayağa ihtiyacın olmayacak. Bir anda bir yerden bir yere, bir anda her yere çok rahat bir şekilde ne yapabileceksin? Gidip gelebileceksin yani. Elhamdülillah. Elhasıl bitiriyoruz. Madem en basit, en aşağı derece iyi hayat olan nebatat hayatı bu derece kaderin nizamına tabidir. Elbette en yüksek dereceye hayat olan hayat-ı insaniye bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiş ve kalemiyle yazılıyor. Bütün teferruat. Hiçbir şey kaçmaz. Evet. Nasıl katrelerde
Katreler buluttan haber verir, reşyalar su menbaını gösterir. Senetler, cüzdanlar bir defteri kebirin vücuduna işaret eder. Öyle de şu meşhudumuz olan zihayatlardaki intizamı maddi olan bedihi kader ve intizamı manevi hayati olan nazari kaderin reşyaları, katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller, bilbedahi, kitab-ı mübin denilen irade ve evamiri tekfiniyenin defterini ve imam mübin denilen ilmi ilahinin bir divanı olan lehv-i mahfuzu gösterir. Asıl kader defteri lehv-i mahfuzdur. İmam mübin zaten o manaya geliyor. Lehv-i mahfuzdur. Her şey orada yazılır, orada çizilir. Her şey oradadır yani. Bir de muallaklaki şeyler var, onlar ayrı. Netice-i meram. Madem bir müşahede görüyoruz ki her bir zihayatın neşv-i nema zamanında zerreleri eğri bir hudutlara girer, durur, zerreler yolunu değiştirir. O hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer fayda, birer maslahatı semere verirler. Bilbedaha o şeyin miktarı suresi bir kader kalemine tersim edilmiştir. İşte meşhud, bedihi kader o zihayatın manevi halatında dahi bir kader kalemine çizilmiş muntazam meyveler, hudutları, nihayetleri var olduğunu gösterir. Kudret mastardır, kader mistardır. Kaderin ölçüsüne göre kudret ne yapar? Yazar ve çizer. Kudret o mani kitabını o mistar üstünde yazar. Madem maddi ve manevi kader kalemiyle tersim edilmiş müsmir hudutlar, hikmetli nihayetler olduğunu katiyen anlıyoruz. Elbette her bir zihayatın müddet hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. Çünkü sergüzeşt hayatı bir intizam ve mizan ile cereyan ediyor, suretler değiştiriliyor, şekiller alıyor. Madem böyle, umum zihayatta kalemi kader hükümrandır. Elbette alemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emaneti kübranın hamili olan insanın sergüzeşt hayatiyesi her şeyden ziyade kaderin kanununa tabidir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.